Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 25. yıl dönümünde Mersin'de bir grup gazeteci tarafından anıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, anma etkinliğinde yapmış olduğu konuşmada, gazetecilerin hiçbir çıkar grubuna yaslanmadan ülkesi ve yaşadığı kenti için mücadele eden kişiler olduğunu söyledi. Değerli arkadaşlar, bugün araştırmacı, gazeteci, büyük insan, tam bağımsız Türkiye'den yana, kimsesizlerin kimsesi, büyük usta Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümü. Yani katledilişinin 25. yıl dönümünde yine bir aradayız. O diyor ya, vurulduk ey halkım unutma diye. Biz de giderek azalıyoruz farkındaysanız. Arkadaşlar, gazeteci hiçbir çıkar grubuna, hiçbir siyasi gruba yaslanmadan ülkesi, bağımsızlığı ve yaşadığı kent için mücadele veren insandır. Gazeteci korkmayandır, gazeteci muhaliftir, gazeteci yazandır. Gazeteci övmez her şeyi. Tabii ki övgüler olunca övülecek. Ama gerçek gazeteci tarafsızdır. Ülkesinden, kentinden yana, bağımsızlığından yana taraftır. Yoksuldan yana taraftır gazeteci. Değerli arkadaşlar, biz Anadolu basınının yolu Mustafa Kemal'le Samsun'a çıkan gazetecilik anlayışının yoludur. Yani bağımsızlık yoludur. Her toplantıda, her 25 yılda biz buradayız. Öldüğü günden bu yana, katledildiği günden beri biz buradayız. Ama görüyorsunuz, ülkemiz nasıl değişiyor ve bu değişimin içinde gazeteciliğin de nasıl değiştiğini birlikte görüyoruz. Kamu reklamlarının %90'ının belli çıkar grubuna ait gazetecilere verildiği bir ülkede, işte sayımızı üzülerek siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Benim tam bağımsızlıkçı, Anadolu'dan yana, Anadolu basından yana yiğit arkadaşlarım. Asgari ücretle çalışan, ayakta kalmaya çalışan, her gün işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kalan bizler, bir bakalım birbirimize, bir daha bakalım birbirimizi tanıyalım. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu'nun yaktığı ışık hepimizin önünü ilelebet aydınlatacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Mersin'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli sığınmacı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için Mersin Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Askerlik Şubesi'ne geldiniz. Ne için? Savaşmak için. Savaşmak için. Türkiye askerine zaten destek etmeye gideceğiz. Evet, Türk askerine destek vermek destek için. Vereceğim. Afrin için değil mi? Afrin için. Harekatı nasıl değerlendiriyorsunuz? 10 numara. Zaten önceden yapılması lazımdı. Evet. Bu Afrin hareketi. Zaten orayın ordusu hepsi PKK, YPD. Zaten hepsi eşit de beraber bunlarla beraber. Evet, DAEŞ'te bunlarla. Diyorsun. Zaten milletin orayı milleti soyuyorlar. Milletin üzerlerine geliyorlar. Her şey yapıyorlar bunlar yani. Bir de çocukları öldürüyorlar zaten. Biz de asker gönderip, biz de asker gönderip, biz de asker gönderip, biz de asker gönderip. Ence beraber, gence beraber, ence beraber, gence beraber. Türkiye'ye destek vermek için biz Türk halkını, Türk ordusunu destekliyoruz. Biz Türkiye yanındayız, her zaman yanındayız, Suriyeli olarak diyorum. İşte sonsuza kadar destekimiz var. Evet. Türkiye. Bu Afrin harekatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Afrin harekatı aslında biraz geç kaldı. Geç oldu. Daha keşke daha önce olsaydı.
Biz çok memnunuz. Türkiye'den, Türk ordusundan çok 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 memnunuz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hırlan! Hırlan! Nefiki Türkiye! Aşağı yürü! Sağdan bizan! Aşağı yürü! Sağdan bizan! Kadda lilabad! Seyyidna Muhammed! Kadda lilabad! Seyyidna Muhammed! من هذه العصابات الذي نزلت علينا biz orayı o bölgeyi temizleyeceğiz inşallah. الذي نزلت علينا من جبال قنديل بدعم امريكي. قنديل topraklarından gelen bir destekler Amerika'dan doğru Kürt halkına. وقريبا ان شاء الله سنتخلص من هذه العصابات الارهابيه. İnşallah en yakın zamanda bu teröristlerden kurtulacağız inşallah. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Mersin Üniversitesi'nde Yörük, Türkmen kültürünün her yönüyle kayıt altına alınarak korunması, geliştirilmesi ve yeni nesillere aktarılması amacıyla Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Kapsamı ve faaliyet alanı bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olan merkez, Yörük Türkmen topluluklarının sorunlarını araştırıp çözüm yolları üreterek kültüre katkı sağlamayı hedefliyor. Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurucu yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi olan Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Durmuş Ali Arslan, merkez müdürlüğü görevini yürütüyor. Merkezin yaklaşık 30 yıllık bir bilgi birikimi üzerine kurulduğunu ve yapılanma sürecinin devam ettiğini belirten Arslan, ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve gelişim sürecinin de tabii bir neticesi olarak Yörük Türkmen topluluklarının yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Profesör Durmuş Ali Arslan, Yörük Türkmen topluluklarının sorunları yalnızca göç yolu ve güzergahlarında yaşanan sıkıntılarla sınırlı değil. En kısa sürede kalıcı ve süreklilik arz eden tedbirler alınmazsa önemli bir kültürel birikimimiz zamanla yok olacaktır, dedi. Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin genel amaçlarından bahseden Arslan, Türk kültürünün bel kemiğini oluşturan Yörük Türkmen kültürünün yaşatılması, korunması ve Yörük Türkmen topluluklarının sorunlarının iyileştirilmesinde aktif rol oynamayı merkez olarak misyon edindiklerini söyledi. Mezitli TC Deniz Mahallesi sakinleri planda spor ve park alanı olarak işaretlenmiş denize 0-5 adada toplam 76 dönümlük alanın iki farklı şirkete otel yapımı için tahsis edilmesi üzerine Mezitli Belediyesi öncülüğünde eylem yaparak bu kararı protesto etti. CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin Mimarlar Odası Başkanı Ömer Sakar, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin üyeleriyle vatandaşların katıldığı eylemde bir konuşma yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, söz konusu arazinin yasalar gereği Mezitli Belediyesi'ne tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu arazinin bölgenin en büyük ihtiyacı olan park ve spor aktivite alanı olarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, öncelikle TC bölgesi olmak üzere ilçemiz ve ilimiz için kamu mülkiyeti niteliğindeki bu alanlar ortak, açık alan ve sosyal donatı alanı olma değerleriyle büyük önem taşıyorlar. Bu alanların ilgili mevzuatta belirlenen alan standartlarına göre ayrılmış olan ve imar planlarında öngörülen kullanım kurallarına uygun halkın hizmetine açılması gerekmektedir. Söz konusu parsellerin imar planında işareti şekliyle park ve spor alanı olarak halkın hizmetine sunulması için çalıştığını kaydeden Tarhan, tüm Mersin halkını, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını yasal direnme haklarını kullanmaya çağırıyoruz. Bu ortak değerlerimizin ve açık alanlarımızın toplumsal müzakere ve uzlaşma süreçlerinden geçmeden sadece idari otorite kararları ve yatırımcı kurum ve kişilerin niyeti üzerinden kısa dönemli ekonomik getirilere feda edilmesi asla kabul edilemez, dedi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Saldırıda otobüste bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait içinde yolcu bulunan otobüse kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi. Saldırıda hafif şekilde yara alan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Mersin Üniversitesi kadın yapılanması içerisinde yer alan FETÖ'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 kadın adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Üniversitesi kadın yapılanması içerisinde yer aldıkları, FETÖ'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bankasya'da hesap artırımları bulunduğu ve örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu tespit edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri zanlıların yakalanması için birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken 6 kişinin aranmasına hala devam ediliyor. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 12 kadın Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Toroslar Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda aniden etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı karşısında çalışmalarını 24 saat aralıksız devam ettiren belediye karla mücadele ekipleri Arslanköy, Kavaklıpınar, Tırtar, Ayvagediği, Gözne mahalleleri ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları açarak araç ve yaya trafiğini normale döndürmeye çalışıyor. Ekipler aynı zamanda yolda kalan ve hasta olan vatandaşlarla yayalara ve konaklayan yörüklere de yardım ediyor. Karla mücadele konusunda ekiplerinin mesai gözetmeksizin teyakkuz halinde çalıştığını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Hamit Tuna, kar yağışının etkili olması nedeniyle ekiplerimiz ana yollar başta olmak üzere ara sokaklarla sorun tespit edilen bölgelerde teknik araçlarla anında intikal edilerek gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Geniş bir alanda gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarında görev alan ekibimize ve yürütülen çalışmalara gösterilen sabır ve desteklerden dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Anamur ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşanan yangında zarar gören alanlar yeniden ağaçlandırıldı. 1 Temmuz 2017 tarihinde Anamur'un Yukarı Kükür Köyü mevkiinde yaşanan ve 896 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının izleri kısa sürede silindi. Orman Teşkilatı söz konusu sahada ilk olarak arazi hazırlık çalışmaları yaptı. 896 hektarlık alanın 290 hektarı makinalı çalışmayla ağaçlandırıldı. 300 bin metre teraslama tamamlandı ve 300 bin adet tüplü kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Makinalı çalışmaya uygun olmayan 606 hektarlık saha ise tabii gençleştirme programına alındı ve bu alanda 2000 kilogram kızılçam tohumu toprağa atıldı. Yangında zarar gören sahada ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.